Hacı ağa, Zülfikar nerede? Emriniz üzere Şeyh Hüdayi Hazretleri'nin dergahına gittiler. İhsanlarınızı götürmeye. Ya derviş, o nereye kayboldu? Malumatım yok hünkârım. Köse Matun'a haber ver, derhal yanıma gelsin. Köse Matun, her yerde seni arıyorum. Hünkârımız seni çağırdı. Ne oldu, yakalamışlar mı Fahriye Sultan'ı? Ses daha çıkmadı, bilmiyorum. Lakin hünkârımız öyle bir döndüler ki vallahi kan gövdeyi götürecek. Gel. Ahmet. Sen ve ben bir hünkâr ve cariyesi değildik Köse. Yalansız. Saf bir aşktı bizimki. Nereden buldun bu mektubu? Nasıl geçti eline? Sen de mi arkamdan iş çevirmeye başladın? Hayır, zinhar. Ben sadece... Bu mektubun ne işi var sende Köse? Fahriye Sultan'ın sırrını işittim. Evvela inanmadım. Lakin içime bir şüphe düştü. Takip ettim ve bu mektuba ulaştım. Sana mı kaldı bir sultanı takip etmek? Casus musun sen? Mesele senin hayatınsa her şeyi yaparım. Fahriye Sultan seni ve şehzademizi öldürmeye çalıştı. Mühim olan bu. Cezasını çekmesi lazım. Elbette cezasını çekecek Kösem. Mesele bu değil. Kendi kanımdan bir sultanın beni öldürmeye çalışması bile senin bu kirli oyunların içinde yer alman kadar yakmadı canımı. Sen diğerleri gibi değildin. Hiç kimsenin hiçbir şeyin bozamayacağı bir masumiyetin vardı senin. Ahmet, ben seni... Alelade cariyeler, bütün o gözdeler, ağalar, vezirler, herkes gibi olmuşsun sen de. Senin de kalbin kirlenmiş. Bu saray senin de masumiyetini soldurmuş. İstemiyorum. Çekilebilirsin.
Can Hatun, neydi Kösem'in mırıldandığı o Yunanca şarkı? Semor sesekten uyan karara Rarray benna marka vira. Temizle, temizle, iyice. Semeskenekan. Kösem Hatun, bize Rumca bir şarkı öğretmiştin ya, söylesene. Ne oldu? Ahmet benden nefret ediyor. Yüzümü görmek dahi istemiyor. Çıkın hadi. Ben de bir şey oldu zannettim. Hünkârımız bu. Bugün kızar, yarın unutur. Sensiz olur mu hiç? Dünya bir yana, sen bir yana. Gözlerindeki öfkeyi, hayal kırıklığını gördüm Cennet. Allah'ım, onu kaybedersem ben nasıl yaşarım? Ölürüm daha iyi. Daha neler? Hamile olduğunu unuttun galiba. Senin üzülmen dahi yasak. Kösem. Senin en büyük gücün karnında şu an. Şehzadeyi kucağına verdikten sonra akan sular durur. Baş tacı ederler seni yine. Hem karnımız tok, sırtımız pek. Safiye Sultan'dan da kurtulduk. Daha ne istiyorsun? Bak mutfaktan sana en sevdiğin tatlıyı getirdim. Keşkül. İstemiyorum. Ben aşkım uğruna her şeyden vazgeçmişken Ahmet nasıl beni ve aşkımı yok sayar? Aşkım aşkı bilmem. Lakin birine ne kadar güvenirsen ihanete o kadar ağır oluyor. En fenası yaşadıklarım yalanmış diye kendini kahrediyorsun. Ama sen üzülme. Bir yol bulacağız. Hünkârımızın gönlünü alacaksın. Göreceksin. Has odaya girmen lazım. Has odaya mı? Ne yapacağım? Hünkârımızla terasta kahve mi içeceğim karşılıklı? Hem has oda başı Zülfikar. Çok fena. Kılıçla kovalar beni o. Ne yapacağım girip ben has odaya? Ey benim padişahım, ruhumun eşi, efendisi. Hatalarımı bağışla. Merhametinden, sevginden, aşkından mahrum eyleme. Bu yaseminler benim kokumdur. Tenimin kokusunu odandan, yatağından ırak tutma. Ey nurlu güneşim, gece gündüz senin için ağlayan bu zavallı kölenden, cariyenden yüz çevirme. Bir gel de kâfi. İki elim kanda olsa gelirim. Zülfikar. Hünkârım.
Ne işi var bunun burada Zülfikar? Biz yokken ağalar odayı düzenlemek için gireceklerdi hünkârım. Kösem Hatun da rica etmiş. Ben de bir beis görmedim. Fakat eğer siz rahatsız olduysanız... Kösem Hatun nasıl? Afiyette mi? Hekimler eve kadınlar alakadar oluyor mu? Siz hiç merak buyurmayın hünkârım. Emriniz üzere bizzat ben vaziyetini takip ediyorum. Çok şükür saatleri yerinde. Ses yok mu hünkârımızdan? Yok. Kapıda dikildim durdum. Lakin ses seda yok. Peki. Demek susarak beni cezalandırmaya çalışıyor. O istemiyorsa ben de istemiyorum. Καλέ μάνα το παιδί για μένα.
Git hünkârımıza haber ver Cennet. Hünkârımıza mı? Önce Ebe Hatun'a haber vereyim de kösem ben. Cennet sana ne diyorsun bunu yap. Gel. Hünkârımız. Vakit geldi. Kösem Sultanımız doğuruyor. Hadi hadi devam et. Kınmaya devam et. Hadi Hatun. Hadi Kösem Sultanım. Doğurmuş mu? Henüz değil sultanım. Allah'ım sen büyüksün. Sana yalvarıyorum ne olur şehzade doğurmasın. Ne hacet? Bütün saray ayakta zaten. Hadi tekrar kız. Hadi Hatun. Kösem nasıl acaba? İyi mi? Hünkârım. Şehzademiz oldu. Ne oldu Cennet Kalfa? Şehzade mi, sultan mı? Hepimizin gözü aydın. Kösem Sultanımız nur topu gibi bir şehzade doğurdu. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Büyük atam cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismini taşıyacak.
9 pare top atışı yapılsın, altınlar dağıtılsın hacıya. Şehzade Mehmet'in doğduğunu işitmeyen kalmasın. Emredersiniz. Hünkârımız Mahfüze Sultanımızın yanından hiç ayrılmamışlardı. Şimdi gelmeleriyle gitmeleri bir oldu. Kösem Sultan'ın üzüntüden sütü kesilmez inşallah. Yüzüne bile bakmadım. Ne hediye etmiş hünkârımız? Hiç. Vaktiyle durduk yere hediyelere bağırdı Kösem Sultan'ı. Şimdi şehzade doğurmasına rağmen kıymeti yok. Kader işte. Çok güvenmeyeceksin kendine. Şehzade doğurmak bile fayda etmez böyle. Doğru söylüyorsunuz sultanım. İlk şehzade en kıymetlisi. Sonra gelenlere Allah kolaylık versin. Kalabalık etmeyin sizi. İşinize gücünüze bakın. Benim en mutlu günüm. Evladım doğdu. Ama hayalim bu değildi. Haberi bizzat ben verdim Gözal. Yüzünü görmeliydin. Pek sevindiler. Gözleri parladı. O yüzden mi tek laf bile etmeden gitti? Korktuğum başıma geldi. Beni kalbinden silmiş. Öyle şey olur mu sultan? Ortalık bayram yeri. El ayak çekilsin. Mutlaka gelirler. Çok şükür bir şehzademiz daha oldu. Hünkârımız Mehmet ismini münasip gördüler. Mehmet. Allah'ım şükürler olsun. Bir an evvel şehzademizi görmek için sabırsızlanıyorum. Safiye Sultan, o da saraya gelmek ister mi acaba? Şehzademizi görmek isterlerse. Hiç sanmam. Kösem'e öfkesi büyük. Şehzadesine mi muhabbet besleyecek? Zaten günlerdir odasından çıkmıyor. Huzuruna da kimseyi kabul etmiyor ne zamandır. Burası sultanımıza pek yaramamış. Belli. Ağır buhran içindeler. Sultanım, bu lokmalar Kösem'in şehzadesinin lokmaları. Bu Kösem'in... Sultanım. Bu kederiniz, bu suskunluğunuz maazallah sizi harap edecek. Yiyip bitirecek.
Fahriye Sultanımızla mütemadiyen haber yolluyor. Validem görmeye gelmedi, bari mektuplarıma cevap verse diyor. Yani bir selamı esirgemese diyor. Hani onu da söyleyeyim. Çekilebilirsin. Ne oldu? Ne söyledi hünkârımız? Ulaşamadım. Divandalar belli ki. Kabul etmedi değil mi? Bu böyle olmayacak Cennet. Ondan ayrı getirdiğim her gün cehennem bana. Gidip konuşacağım. Ne olacaksa olsun artık. Gölge Mehmet'e bak. Gözler Sultan. Hünkârımız zaten yüzünüze bakmıyor. Aranız daha fazla açılır. Gözün aydın Kösem. Bir şehzade anası oldun artık sen de. Gerçi bir sultan doğursan belki daha iyi olurdu. Ne de olsa tahta benim evladım geçecek. Senin evladının akıbeti ise meçhul. Keşke maziyle biraz alakan olsaydı Mahfiruze. Zira o vakit hayallerle hakikatlerin örtüşmediğini görürdün. Ne demek bu? Ne olmuş mazide? Merhum Sultan Süleyman Han'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa tahta çıkamamıştı. Halime Sultan'ın büyük oğlu Şehzade Mahmud'un akıbeti de hazin. Yani Mahfiruze, mühim olan Şehzade'nin ne vakit, hangi sırayla dünyaya geldiği değil. Kuvvetli olan tahta çıkar. Evvela validesi kuvvetli olan. Sen hangi kudretten, kuvvetten bahsediyorsun? Hünkârımız aylardır yüzüne bile bakmıyor. Hünkârım, ya beni dinleyin ya canımı alın. Kösem Sultan. Gel. Hünkârım. Söyle kızım. Sizi kırdığımı, incittiğimi biliyorum. Zira sizden defalarca özür diledim. Evet, onlarca mektup yazdın. Lakin hiçbirinde sen yoktun Kösem. Doğru. Mektuplarda bulmayı beklediğiniz o masum Kösem'i öldürdüler. Safiye Sultan yaptı bunu.
Hala kendini anlatıyorsun. Ne yaşadığını anlatıyorsun bana. Sen benim kalbimi kırdın Köse. Dairene dön. Evladınla meşgul ol. Ahmet, artık sen de babasın. Bir babanın evladına duyduğu sevginin ne demek olduğunu daha iyi anlarsın. Nereden çıktı şimdi bu? Babam beni bulmaya dünyanın bir ucuna payitahta gelmişti. Baban mı? Lakin babam beni bulamadan Safiye Sultan'ın ele geçirmiş. Rehin almış. Beni babamın canını almakla tehdit etti. Eğer seni ikna edersem Safiye Sultan'ın sarayda kalması için ikna edersem babamı bana teslim edeceğini söyle. Ben babamın hayatı için sana yalan söyledim Ahmet. İstediği her şeyi yapmama rağmen Safiye Sultan babamın canına kıydı. Belki her şeyi en başında anlatmalıydım sana. Babamın canı için korktum. Ve Fahriye Sultan'ın sırrını Safiye Sultan'ı saraydan göndermek için kullandım. Acısına dindiren tek şey senin bakışında, gülüşündü. Şimdi sen bana yüz çevirince cehenneme düştüm sanki. Artık tek tesellim evladım. Onun için yaşıyorum. Kederlerimden azadeyim. Acım dindi. Yasım bugün bitti. Unutalım hepsini. Unutmak mı? Sana bu acıyı yaşatanı. Bizi birbirimize hasret bırakan unutacak mıyım? Senin her bir damla gözyaşın için. Her gün acı çekecek Safiye Sultan. Yaptığına her gün bir daha pişman olacak. Nerede Kösem Sultan? Bir delillik etti de hünkârımı zindana mı attırdı yoksa? Şşt! Ağzından yel az. Bitti. Her şey bitti. Ben size söylemiştim.
Gitmeyin, hünkârımız kızar, sizi yollar demiştim ben. Öyle değil Cennet. Dargınlık bitti. Hünkârımız bağışladı beni. Ay şükürler olsun. Nasıl oldu? Ne yaptınız da böyle bağışladınız? En başta yapmam gerekeni. Ona hakikati anlattım. Babamı, Safiye Sultan'ın canımı nasıl yaktığını.